Değerli izleyenler, şimdi sırada dillere destan olmaya aday bir kına gecesi var. Timur Acar'la nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Eda Özarkan'ın kınasında coşku tavan yaptı. Geceye damga vuransa Timur Acar'ın müstakbel eşi için hazırladığı sürprizdi. Ünlü oyuncu Timur Acar kına gecesini bastı, ortalık yıkıldı. Timur Acar gelini almak için kadınların kurduğu barajı nasıl aştı? Eda Özerkan Timur Acar çiftinin muhteşem kına gecesi Magazin 8'de. Kertenkele dizisinin setinde tanışıp aşık olan Eda Özerkan ve Timur Acar 16 Temmuz'da muhteşem bir düğünle nikah masasına oturacak. Ama öyle bir kına gecesi yaptılar ki düğünü aratmayacak şekildeydi. Eda Özerkan kırmızı elbisesi içinde peri kızları gibiydi. İnce askılı, bele kadar oturan, kabarık tül etekli elbisenin beline üstü taş işlemeli yeşil bir kemer takmıştı. Başındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in dahi kıskanacağı gösterişteki tacın arkasından da kemeriyle aynı renkte kumaşları örerek aşağı kadar sarkıtmıştı. Kına gecesinin yıldızı ünlü oyuncu bütün gece dans etti. Tabii selfie çektirmek için mola verdiği anlar hariç. Eda Özerkan ve Timur Acar'ı kına gecesinde Kertenkele dizisindeki rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Özellikle dizinin Fettan yengesi Tülin'i canlandıran Mehtap Bayrı'nın dans şovu görülmeye değerdi. Ve beklenen an. Gelin hanım üstünü değiştirdi, sarılı morlu kaftanını giydi. Davulcu kızların yaptığı muazzam bir şovla salona geri döndü. Havuzun kenarına dev bir taht koyuldu. Eda Özerkan da o tahta kuruldu. Kına tepsisi hemen önüne getirildi. Etrafına arkadaşları dizildi. Adet bu ya, gelinin ağlaması gerekiyordu ama gelin hanım ağlamamak için epey inat etti. Kına gecesinde tüm adetler yerine getirildi. Eda Özerkan avucunu açmadı. Ta ki Timur Acar'ın annesi altını çıkarana kadar. Eda Özerkan ağlamamak için direndi. Ama kızını gelin eden annesi dayanamadı. Annesi mutluluktan ağladı, Eda Özerkan mutluluktan oynadı. Gecenin en büyük sürprizi ise Timur Acar'dan geldi. Bakın damat bey arkadaşlarıyla birlikte kına gecesine nasıl dahil oldu. Arkasında 20 kişilik bir arkadaş grubuyla hem çalıp hem söyleyerek salona girdi Timur Acar. Sakaryalı Timur Acar'ın aile adetiydi bu. Kız almaya şarkılı türkülü geldiler. Ama keyifli baskına kız tarafı da hazırlanmıştı. Kertenkele dizisinin kadın oyuncuları gelinin önüne resmen set çekti. Ya bu nasıl bir baraj ya? Gördün mü? Nasıl açacağız? Bana versin. Nasıl açacağız? Açamayacağız. Ver bakayım. Bu ne? Ben ne vereyim? Tamam Rektop sen yap abi. Timur Acar kesenin ağzını açtı. Kadınların kurduğu set açıldı. Ne edeceğiz uşaklar? Verin paraları. Mehtap. Bıçak kesmeyin. Bıçak kesmeyin. Mehtap sana 5 lira.
Canlar ne? Canlar ne? Aslında bizde hiç kınaya gelmek yoktur erkek tarafında da. İlla baskın yapacaksın dedi. Madem dedim baskın istiyorsunuz, ben de hiç kimseye haber vermedim. Öyle bir baskın oldu yani. Eda Özerkan ve Timur Acar zor da olsa kavuştu. Damadın ilk işi ağlayan kayınvalidesini teselli etmek oldu. Yılına sağladı Zafer. Aa, ağlattım yılına. Ağlama. Hadi. Timur Acar müstakbel eşini yanına aldığı gibi horon tepmeye başladı. Kurtlar Vadisi'nin savcısı olarak adını duyuran ünlü oyuncu Çiğdem Batur da konuklar arasındaydı ve o gece doğum günüydü. Doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sizle beraber kutlamak da varmış yani. Ay, ne kadar güzel. Yaş... Bayanlara sorulmaz ama. Ama ne? Sorulmazsa? Sorduk. Ama... Artık sorduk. Ya valla bayağı... Kapı gibi 34'üm ya. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın Çiğdem Batur'a bir de sürprizi vardı. Evlilik telaşına rağmen yakın dostlarının doğum gününü unutmamışlardı. Vallahi güzel oldu. İkisi bir arada oldu yani. Şahane. Aynen. Sevdiğim arkadaşımın doğum günü. Nice mutlu yıllar, sağlıklı yaşlar, aşklı yaşlar. Ne diyeyim? Bu arada Çiğdem Batur da Timur Acar ve Eda Özerkan'a özenmiş. Her an nikah masasına oturabilirmiş. Her an her şey olabilir diye konuşuyoruz. Yani bir açık kapı bırakıyorsunuz. Her an her şey olabilir diye konuşuyoruz.